Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Türkiye iki gündür ekonomideki büyümeyi konuşuyor. İlk çeyrekte %7 büyümeyi konuşuyor ve dün ben anlattım. Ben bu büyümenin sağlıklı bir büyüme olduğuna inanmıyorum. Hani son zamanlarda çok sık kullandığımız bir mafya terimi var. En kolay büyüyenler, ekonomileri en kolay büyüyen gruplar mafya gruplarıdır. Ama büyürler, ekonomileri büyür. Yasa dışıdır, iğrençlik, pislik, her türlü cinayet, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, talan, yalan gırla gider. Ama ekonomileri büyür. Şimdi ne diyeceğiz? Bu mafyayı başarılı mı bulacağız? Ya da bazı iş adamları vardır ki sonunda mutlaka batarlar. Sürekli borç alırlar. Sürekli borç. Bir bakarsınız birden olağanüstü servet sahibi olmuşlar gibi görürsünüz onları. Zenginlikten geçilmez yatlar, katlar, binalar. Aa, iki sene sonra yok. İsim vermeyeceğim. Böyle pek çok şirket gördük Türkiye'de gitti. Ama halk o kadar zavallı, o kadar eğitimsiz, o kadar cahil ki yine de bir süre sonra ortaya çıkan bu insanların peşinden gitti. Yine onlara para kaptırdı. Mafyalar mesela, büyük mafyalar bu dünya çapında uluslararası mafyaların patronları, liderleri kendileri büyük büyük lüks içinde, ihtişam içinde yaşarken yanlarında çalışan kaba güçten faydalanarak bir yerlere varmış. Cahil, eğitimsiz, görgüsüz, kaba, nobran ama liderine sıkı sıkıya bağlı, hatta çoğu zaman sadakatle ya da korkudan bağlı, kendi canını ve ailesini korumak için bağlı olan o insanlara sadece geçinebilecekleri kadar para verirler. Bu o mafyanın, mafya grubunun zengin olduğunu göstermez. Mafya patronunun zengin olduğunu gösterir sadece. Kaba kuvvet sadece mafya için değil. Yasal siyaset yapılırken de, yani demokratik ülkelerde de, hatta demokratik hukuk devleti olduğunu iddia eden ülkelerde de kaba, nobran, kavgacı, azarlamacı, karşısındakini aşağılayan, kibirli ve bütün çözümleri yüksek sesle ve kavga etmekte, hatta savaşırım, vururum da arayan devletler mafyatik devletlerdir. Bu devletleri yönetenlere gelişmiş ülkelerin hiç saygıları olmaz. Oysa bütün pazarlar, dünyadaki bütün pazarlar satın almaların %90'ı neredeyse sayıları az ama gelirleri, ulusal gelirleri gerçekten ve tabii ki halkının da kişi başına düşen gelirleri gerçekten yüksek olan bu ülkeler tarafından yapılır. Siz o ülkelerle kavga ederseniz, siz o ülkelerle sürekli bir savaş halinde olursanız, sizi yöneten siyasi irade, siyasi iktidar, siyasetçiler, o ülkelerin devlet başkanlarıyla, bakanlarıyla, başbakanlarıyla, hatta halkıyla sürekli kavga halinde olurlarsa, siz devletinizi büyütemezsiniz. Kalkındıramayacağınız için büyütemezsiniz. Ülkenizin büyümesi için önce ekonomide halkınızın kalkınması, büyümeyi hazmedebilecek kadar bilgi, beceri ve en azından entelektüel ya da kültürel birikimi olması gerekir. Bakın çok değil, daha 3 gün önce Yunanistan Türkiye'ye vizeyi kaldırdı. Evet ya, baya vizeyi kaldırdı. Sinovac aşısını kabul etti. Yani Sinovac aşısı olduğuna ilişkin cep telefonunuzda belge bilgi varsa ya da cep telefonunuz akıllı değil de yurt dışına gitmek istiyorsunuz, Sağlık Bakanlığı'ndan alacağınız bir belge ile artık Yunanistan'a gidebiliyorsunuz. Yunanistan'a gittikten sonra Avrupa ülkelerine giderken sizden vize istemezler. İsterseniz gemiyle geçin gidin. Tabii ki karayolundan gidersiniz, aradaki ülkeler ayrı. Ama Avrupa ülkelerine geçerken, gemiyle geçerken, diyelim ki Hügemenisa Limanı'ndan, Pire Limanı'ndan gemiye bindiniz gittiniz. Size kimse pasaport sormaz. Neden? Yunanistan'dan geliyorsanız sizin zaten Schengen vizeniz vardır diye kabul edilir. Şimdi Avrupa Birliği ne yaptı? Bu gerçeği bilerek Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına da aşı pasaportu vermeyi hemen hemen kabul etti. Peki biz ne yaptık? Yunanistan bize bunu yaparken? Dışişleri Bakanımız Yunanistan Dışişleri Bakanını, Yunanistan Başbakanını aşağıladı. İç politika yaptı. Buna rağmen adamlar yine sessiz kaldı. Şimdi bakın size bu konuda bir tek haber okuyacağım ve Türkiye ekonomisinin neden gelişemediğini, büyüdüğünü ama neden kalkınamadığını
Yunanistan'ın ise neden kalkındığını en azından bize göre göreceli olarak, izafi olarak neden çok daha gelişmiş bir ülke olduğunu anlatacağım. Yunanistan'da kişi başına milli gelir bizim milli gelirimizin 3 katı. 3 katı. Pis Yunan, korkak Yunan. Evet ama gelişmiş Yunan. Şimdi bakın efendim. Yunan basını. Artık top Erdoğan ve Mitsotakis'te. Net bir cümle. Sadece Erdoğan'da da değil. Mitsotakis'te de, kendi başbakanlarında da. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'daki görüşmeleri ülke medyasının gündemine oturdu. Ülkenin çok okunan İngilizce gazetelerinden Ekaterinburg'da yayınlanan makalede top artık Erdoğan'ın sahasında yorumu yapıldı. Geçen yıl Akdeniz'de tansiyonun yükseldiği Ankara-Atina hattında gerilim yumuşuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu hafta gerçekleştirdiği Yunanistan temasları Yunan basınının gündemine oturdu. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Katimerini'nin İngilizce edisyonu Ekaterinburg'da Tom Ellis imzalı analizde iki ülke arasındaki pozitif atmosferin iyiye işaret olduğu belirtildi. Evet, bütün germek istememize rağmen Yunanistan bunları artık iç siyaset malzemesi olarak kullandığımızın farkında. Kendi halkının moralini bozmak istemiyor. Kendi halkına sakin olun diyor. Türkler siyaset yapıyor. İç politikaya yönelik. Bizim öyle bir sorunumuz şimdilik yok diyerek devlet gibi davranıyorlar. Evet. Yunanistan'a övgü mü? İsterseniz övgü diyeyim. Doğru yapan kim olursa olsun benden övgü alır arkadaş. Makalede Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde şimdi top liderlerin sahasında. Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki hafta sonra Brüksel'de rapprochement görüşmeleri gerçekleşebilir. Bu durum Türkiye'nin yaklaşımına ve her iki tarafında siyasi isteğine bağlı. İstikşafi görüşmeler olmuştu biliyorsunuz. Arada nelerde uzlaşılabileceği, nelerde uzlaşılamayacağı konusunda ekipler, tarafların, heyetleri keşif çalışmaları yapmışlardı. Çavuşoğlu'nun ziyareti bir ay önce Ankara'ya giden Yunan mevkidaşı Dendias'ın ziyaretindeki gibi gerilimli değildi. Fark yaratmak ve ikili ilişkileri geliştirmek için potansiyel var ifadesi kullanıldı. Gazetede yayınlanan makalede bunun gerçekleşmesi için Erdoğan'ın herkesle kavga etmesinin siyasi, ekonomik ya da askeri katkısı olmayacağını anlaması gerekiyor. Ya gazetenin analisti diyor ki bizim söylediklerimizi ben ve benim gibi pek çok kişinin söylediklerini söylüyor. Ya devletler, politikacılar siz birbirinizle kavga etmeyin. Ortamı germeyin. Masaya gergin oturursanız gergin kalkarsınız. Yüzünüz gülerek oturursanız yüzünüz gülerek kalkarsınız demek istiyor. Yanlış mı yapıyor? Bana göre 1000 kere doğru yapıyor. Benim istediğim yıllardır bu zaten. Evet, değil mi? Siz beni tanıyorsunuz. Benim yıllardır istediğim bu. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a ne diye naçizane tavsiyede bulunuyorum? Ya sakin ol diyorum ya. Ya kavga etme ya. Ya bırak bağırma çağırma herkese ya. Ya biraz da onların penceresinden bak. Ben onların da haklı olduğu yanlar olmaz mı yani? Sen politika yapıyorsun, senin halkın var, senin halkının hamasi duyguları var da senin kavga ettiğin, azarladığın, aşağıladığın o politikacıların halkları yok mu? Onların hamasi milli duyguları yok mu diyorum. Değil mi canlarım? Oysa iki taraf birbiriyle iletişim kursa, iki taraf birbirine yardım etse, iki taraf birbirine kolayca uzlaşabilse sürtüşmek yerine ve paylaşsalar, o denizi paylaşsalar, bölgeyi paylaşsalar. Ya ne güzel bir dünya, ne güzel bir Balkanlar olur ya. Ya Türkiye'nin o zaman Avrupa Birliği'ne girmesi zor olmaktan öte kolayca olur ve biz Atatürk'ümüzün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine gideriz. Ama iç siyaset, iç siyaset bizim hepimizi mahvediyor, perişan ediyor. Erdoğan kendisini de perişan ediyor. Ya alacağı oya bakıyor. De ki be Erdoğan seçim kaybettin ya. Kaybet be arkadaş. Ama ülkemiz bir defa kazansın ya. Ya bir gerekirse bir bekle 4 sene ya. Bir 5 sene. Ya bir bekle ya. Geç muhalefette dur bakalım ya ne olacak. Belki 5 sene sonra halk senin peşinden koşacak.
Bir de ya ne olur Allah aşkına şu Atatürk ilke ve inkılaplarına kavga eden imamları kov şu görevlerden artık. Al bu görevlerden, aldır kardeşim. Şu Diyanet İşleri Başkanı'nı kov şuradan ya. Ya kov yahu. Bak halk seni kovacak Recep Bey. Halk seni sandıkla kovacak. Allah aşkına lütfen ya. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlığın el değiştirmesi onun bu ülkeyle ilişkisini değiştirmesine sebebiyet verdi. Mitsotakis ve Erdoğan arasındaki görüşmeden önce gerçekleşen Çavuşoğlu'nun ziyareti kademeli normalleşmenin başında olduğumuzu gösteriyor olabilir. Bu duruma olumsuz perspektiften bakarsak iyi diyalog ve sarılmanın haricinde somut olarak değişen bir şey yok ve ilişkiler gergin olmaya devam edebilir. Bunun hangi yönde ilerleyeceğini İki hafta içerisinde göreceğiz yorumu yapıldı. Ben bu analizi yapan Yunanlı meslektaşımı alkışlarımla karşılıyorum. Tebrik ediyorum. Ya bizde de gazeteler, gazeteciler Yunan halkı ile Türk halkını birbirine düşman etmekten vazgeçmeli canlarım. Bu dil değil. Bu üslup değil. Devlet Bahçeli ne kadar milliyetçi ise Mitsotakis de o kadar milliyetçi. Erdoğan ne kadar dindarsa Mitsotakis de kendi dininin o kadar dindarı. O kendi dininin inançlarına samimiyetle inanırken benim cumhurbaşkanımın dini inancını aşağılamayacak ki aşağılamıyor. Benim cumhurbaşkanım da kendi dinine samimiyetle inanıyorsa karşısındakinin dinini de saygıyla karşılayacak. Ama Devlet Bahçeli ve Devlet Bahçeli yandaşları için Yunanistan halkı pislik, nane, çocuklarımızı öldürmüş, kılıçtan geçirmiş, şişlemiş, kazığa oturtmuş. Ya böyle barışamayız. Tarih tarihte kaldı ya o. Ya bırakın bunları artık ya. Ya bırakın ya. Dedelerimiz o günün şartlarında her taraftan kendi pencerelerinden haklıydılar. Yunanlılar haklıydı çünkü Ege onlara göre, onlardan anlatıldığına göre Ege onlarındı. İstanbul onlarındı onlara göre. Ama artık o zamanlar öyleydi. Artık 14. 15. yüzyıl, 16, 17, 18, 19 hatta 20. yüzyıl bitti yahu. 21. yüzyılda dünya dijital bir köy. Bakınız ya ben boşuna söylemiyorum canlarım benim ya. 256 bin kişilik harika bir dijital aile oluşturduk. Bana göre harika. Ya ben bu güzel aileyi dijital ortam olmasaydı 20. yüzyılda oluşturabilir miydim be canlarım? İmkan var mı ya? Beni nasıl tanıyacaktınız ya? Benle bu kadar rahat iletişim kurabilecek miydiniz? Canlı yayında bana istediğiniz her şeyi sorabilecek, bana kendi düşüncelerinizi ulaştırabilecek miydiniz? Ben size ulaşabilecek miydim be canlarım, güzellerim benim? Bu kadar değişmiş bir dünyada milliyetçilik ve din olmamalı. Bakınız, dinden olmamalı demiyorum. Din bu ilişkilerin içine girmemeli. Din kul ile Tanrı arasında bırakılmalı. Devlet dini istismar etmemeli. Laiklik zaten budur. Laiklik devletin dini istismar etmemesi, dinin de devletin hiçbir işine müdahale etmemesidir. Ya öyle bir Diyanet İşleri Başkanımız var ki hani neredeyse çıkacak Cumhurbaşkanlığı makamına Türkiye'yi ben yönetiyorum diyecek. Neyle? Fetvalarla. Ya geç kardeşim geç ya de git be. De git be. Git başımızdan be. Git. Ya memleketin başının belasısın. Dip başkanı. Memleketin başının belasısın. Hükümetin de başının belasısın. Ya istifa et git kardeşim ya. Ya git be. Ya git be. Bir bakıyoruz. Atatürk'ümüze lanet okuyan, soysuz diyen imam Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabası. Yakın akrabası. Ya böyle şey olur mu ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Canlarım, güzellerim ya. Ya bu nasıl bir rezillik, bu nasıl bir kepazelik? Ekonomi büyümüyor. O ekonomi büyümez. Ha böyle büyür. Böyle büyür ama adalet vermez. Adil olmayan ekonomi topluma huzur getirmez. Türkiye bu ekonomik tarz büyümeyle adaletli bir gelir dağılımı elde edemez. Bunu gerçekleştiremez. Sadece 8-10 kişilik bir grup, iş adamı grubu, onlar da başkana yakın gruplar. Bugün Erdoğan, yarın başkası olabilir. Sadece onların ekonomileri büyür canlarım benim. Onların ekonomileri büyüyünce de biz Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne bakarak seviniriz. Bu yalancı bir bahardır. Hani bazen ağaçlar birkaç günlük güneşi görünce ocak ortasında çiçek açarlar. Buna yalancı bahar denir.
Bir bakarsınız birkaç gün sonra, bir hafta sonra bir kış gelir, bir don, o ağaç bütün bir baharı ve yazı yapraksız geçirir. Ya etmeyin, bu ülkeyi yöneten siyasetçiler, eylemeyin ya. Ya lütfen, ya lütfen siyaseti halk için yapın artık. Kendiniz için siyaset yapmaktan vazgeçin. Bakınız karşımızda bir tek adam var. Siz onu mafya olarak niteliyorsunuz. Ciddiye almayın diye yazılar yazdırtıyorsunuz. Bir tek kişi. Bir tek kişi. Bir video çekiyor. 10 milyon kişi izliyor. Sizi kaç kişi izliyor ya? Ya sizi kaç kişi izliyor ya? Ve o bütün 10 milyon kişi, bütün Türkiye şu anda yapılan kamuoyu araştırmasına göre 100 kişiden 75'i Peker'e inanıyor. Ülkeyi yönetenlere inanmıyor. Böyle bir devlet yönetiminin olduğu ülkenin ekonomisi gerçekte büyüyemez, halkı insani gelişmişliğini sağlayamaz. Ve biz mutlak surette bu rejimden, bakın sistem demiyorum, bu rejimden kurtulacağız. Gerçek bir demokratik hukuk devleti, demokratik layık sosyal hukuk devleti rejimine dönüş yapacağız. Nerede yapacağız bunu, nasıl başaracağız? Sandıklarda. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.